Asıl işim elektronik ama son 5 yıldır sinemayla ilgileniyorum. Mardin'e, Güneydoğu'ya gelen dizi ve film ekiplerinden etkilenerek biz de arkadaşlarla bir araya gelip bir film ekibi kurmaya karar verdik. Ve çok kısıtlı imkanlarla Son Suikast adında bir film yaptık. Uzun metrajlı bir film, aksiyon ağırlıklı. O filmimizin yeterince, yani bayağı bir ilgi gördü. Filmimiz Son Suikast bayağı bir ilgi gördü hem internette hem televizyon programlarında. Bunun üzerine Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve Kızıltepe Kaymakamı Erkaya Yırık bize bir takım desteklerde bulundular, kamera ve bilgisayar gibi. Biz de o destekleri arkamıza alarak 47. Bölge filmini çektik. 47. Bölge, o da aksiyon ağırlıklı bir film. 90 dakikalık bir film. Ama o filmin sadece %70'ini kadar gelebildik kendi imkanlarımızla. Geriye kalan %30-40'ı için yapımcıların desteğine ihtiyacımız var. Ama maalesef hani Güneydoğu'da yaşıyor olmamızdan kaynaklı bir dezavantajımız var. Bu konuda yapımcı desteği arıyoruz. Evet, şaryo mesela, bizim şaryomuz şu anda burada değil. Tamamen demir, PVC kaplama ve tahtadan yapılmış, kendi imkanlarımızla yaptığımız şeyler. Hani bu konuda bir bazuka diyelim, bir bazuka bir boru şeklindedir. Ona ek aparatlar bağlayarak bir bazuka haline getiriyoruz. Yani elimizdeki imkanları bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Evet, hepsi arkadaşlarım. Arkadaşım Velid, Kadir, Vedat, Necdet, Selman Karakuş. Yani hepimizin farklı meslekleri var ama biz hani bu işi bir hobi olarak başladık. Bir baktık ama gitgide iyi yere gidiyor. O yüzden biz de artık... Arkadaşların mesleği ne? Sen elektronikçisin. Ben elektronikçi, arkadaşım elektrik. Bu... neyse. İnşaat teknikeri. İnşaat teknikeri. İşte arkadaşımız giyim. Diğer arkadaşımız berber. Diğer arkadaşımız şehir içi şoförü. Vurun! Vurun! Ayağa vur! Yedinci bölge iki mafyanın çatışması ve 47. bölgeyi istemeleri. 47. bölgede doğal olarak Mardin oluyor ve bu bölge uğruna iki mafya karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'a gider surların üstünde çekerdik. İşte Hasankeyf'e gidip oralarda çekerdik. Hem filmi çekerken bölgemizin güzelliklerini de tanıtırdık. Ama hani şimdilik o kadar bütçemiz yok. Biz zaten ayağımızı yorganına göre uzatıyoruz. Her arkadaşlarımız farklı işlerde, farklı meslek gruplarında çalıştığı için oradan gelen gelirlerin bir miktarını biriktirip öyle çekiyoruz. Ama maalesef şu anda destek bulmadık. Yani destek yok. Ümidi kesmiyoruz. Şu anda iletişimde olduğumuz birkaç yapımcı var. Olumlu bir gelişme olduğu takdirde 47. bölgeyi bitirip izlettireceğiz. Yedinci bölge film senaristiyim. Filmin konusuna değinecek olursak, 47 ayrı bölgede suç şebekeleri kuran yaşlı bir mafya ve bundan zarar gören genç bir adamın hikayesini anlatıyoruz. 47. bölgenin konusu bu yani. Peki zorluk çekiyor musunuz filmi çekerken? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Açıkçası ben filmin zorluklarına değinecek olursak, teknik bakımdan ben senaryo olarak sıkıntılar çekiyorum. Mesela özgürce bir film senaryosu yazamıyorum. Herkesin yeteneklerine göre senaryo yazıyorum. Aslında bütçemize göre senaryo yazıyoruz diyebiliriz. Önümüzdeki projelerde umarım daha güçlü senaryolarla daha iyi işler yaparız. Mafya babasının rolünü oynuyorum. Daha önce bir sinema deneyimim olmamış. İlk defa Halil Bey'le tanıştık. Bana bir rol verdin. Ben de kabul ettim. Zevkle oynuyorum. Kırtenci bölgede işte hemen hemen başrole yakın bir oyuncuyum. İlk başta arkadaşım Ali İbrahim Çevik'le Son Suikast'te oynamıştım.
Ondan sonra işte biraz daha oyunculukta kendimizi dövüşte daha iyi göstermeye çalıştık. Az önce de gördünüz, biraz uğraştık, bayağı uğraştık. Yani iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım destek verirler. Ona göre kendimizi hazırlıyoruz işte. (Gülüyor)